Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Çok heyecanlı olduğum ve hepinizin de beklediğini bildiğim bir video olacak bu. Nedir? Horn marka Kaykay'ın kutu açılımını yapacağız, incelemesini yapacağız ve videonun sonuna doğru da çekilişini sizlere tanıtacağım, sunacağım. Instagram'dan ve YouTube'dan yürütülecek bu çekiliş. Çekiliş detaylarına geçmeden önce ilk başta bir kutu açılışını yapalım. Yavaş yavaş ben video içerisinde çekilişe katılmak için de ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Caution, approximately 5 seconds remain until impact. 5, 4, 3, 2, 1. Warning. Missile lock detected. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan hemen şu kaykayımızı bir açalım. Skateboarding Türkiye'den aldım arkadaşlar. Kargo çok hızlıydı. Güvenli bir şekilde şu şekilde geldi gördüğünüz gibi. Bu arada Berke de çok güzel bir video hazırlıyor bununla ilgili. Kaykayı kullandı, hareketler yaptı, işte merdivenlerden atladı, bir sürü hareket yaptı bu video. Onu da yakında yayınlanmış olarak görebilirsiniz. Ben eğer yayınlandıysa şuraya linkini bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Bu arada kutuyu açtım. Kargo poşetin içerisinde bir tane de balonlu böyle bir poşet var, zarar görmesin kaykayımız diye. Ve siyah desenini seçmiştim Horn markasının. Gerçekten şu an çok güzel gözüküyor, bir saniye. Web sitesindeki, Skateboarding Türkiye web sitesinde gördüğüm görselinden bile daha güzel gözüküyor şu an. Şunu açalım. Poşetten kurtuluyorum. Gördüğünüz gibi hafif bir kaykay. Elimde döndürmek bile çok kolay. Çok heyecanlıyım. Şimdi bu kaykayın özelliği ne arkadaşlar? Onu da sorabilirsiniz. Şu kutuyu kurtulalım şu poşetten. Hemen anlatacağım. Her zamanki bir sticker paketimiz de çıktı. Bu yanında hediye geliyor. Bunu her yere yapıştırabiliyorsunuz. Kaykayınız olur, bilgisayar olur, gitar olur. İstediğin yere yapıştır onu. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu kaykaydan birazcık bahsedeyim. Horn markası nasıl bir marka? Bundan önce Genk diye bir marka hatırlarsanız tanıtmıştım. O birazcık başlangıç seviyesi için işte kilo sınırı vardı. Hareketleri yapmak için ne bileyim mesela basamak atlarsanız kaykay tahtası kırılabilir gibi riskler vardı. Fakat bu kaykay artık yaklaşık olarak aynı seviyelerde bir kaykay. Tahtası olsun, tekerlekleri, kullanılan rulmanlar, ABEC 9 rulman, en hızlı rulman, işte trakların malzemesi olsun, tahtanın kalitesi olsun, her şeyle artık pro segmente yakın bir model. Pro kaykaylara geçmek isteyenlerin uygun fiyatlı bulabileceği ülke sınırları içerisindeki en iyi kaykay olduğu söyleniyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yakında test de etmeyi düşünüyorum bunu, bakalım. Şu an elimde olduğu kadarıyla birazcık şu jelatinini de sökmek istiyorum. Merak ediyorum nasıl bir dokusu var. Bu arada arkadaşlar bu üstünde gördüğünüz tişörtü de eğer beğendiyseniz açıklamaya linkini bırakabilirim. Mushroom markası gayet güzel, gayet hoşuma giden kesimleri olsun, kumaş kalitesi olsun. Bayağı güzel bir tişört. Kaykay sürerken genellikle bu tarz tişörtler kullanıyorum. Siz de eğer hoşunuza gittiyse açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar, kaykay elimize hazır bir şekilde gelmiş oldu. Jelatinlerinden de kurtardık onu. Şimdi ilk göze çarpan özellikleri nedir? Birincisi zımparası çok sert şu an çünkü daha hiç kullanılmadı. Yavaş yavaş kullandıkça şey olacak. Şu an muhtemelen bir oli yapsam gökyüzüne kadar çıkacaktır. İkinci dikkatimi çeken özellik, katmanlarından bir tanesi renkli ve hatta 2-3 tane sanırım farklı renkli olmuş. Yeşil falan olması bunu daha güzel gösteriyor bence. Aynı zamanda işte aşındıkça ne kadar uzun zamandır kullandığınızı falan anlayabilirsiniz. Yeşile kadar geldiyse dersin ki oha, iki katman eritmişim. Tekerleklerine bakarken rulmanlara dikkatimi çekiyor. Renkli rulmanlar arkadaşlar. ABEC 9 rulman
Ve ruman kapakları renkli, mavi, turuncu, işte şurada sarı, beyaz şeklinde. Bu da kaykaya güzel bir renk havası katıyor. Aynı zamanda şu alttaki desen horn yazısını da işte kırmızıdan başlayıp yeşile geçip sonra yine kırmızı yapmışlar. Buradaki kırmızıyla uyuşuyor, yeşiller falan. Yani genel grafik tasarımı ve renklendirme olarak 10 üzerinden 10 verebileceğim bir kaykay. Gerçekten çok şık. Şimdi kullanışına nasıl geçeceğiz? Bunu incelemeyi düşünüyorum. Maltepe Skatepark'a götürüyorum. Bir şeyler denerim. Birkaç insanla da işte denettiririm orada. Güzel kayan insanları bulup. Onun dışında arkadaşlar, tekerlekler zaten hareket yapma uygun 52 mm. Sertliğinin de 101A olması gerekiyor. Web sitesinden tekrar kontrol ederim yazarım yanlışsa. Aynı zamanda poliüretan arkadaşlar. Yani öyle internette bulabileceğiniz dandik ne bileyim silikondur, kemiktir falan böyle oyuncak markalar gibi değil. Profesyonel kaykay hareketleri yapmak için, slide'lar yapmak için üretilmiş sağlam tekerleklerden. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Abi işte sert tekerlek al diyorsun. Peki bu tekerlek kırılmayacak mı hareket yaparsam? Hayır arkadaşlar, amaç o zaten. Tekerlek kırılmasın diye yapılıyor. Yani tabii ki de siz 15 basamaktan kickflip atıyorsanız o çarpma hızıyla tekerlek kırılabilir ama orta seviye bir kaykaycının bu tekerleği kırma ihtimali yok denilecek kadar az. Rulmanlar da aynı şekilde. Kaliteli bir rulman almazsanız rulman patlar. Fakat bunun gibi kaliteli bir rulmanla sizin bu rulmanları patlatmanız kolay bir iş değil. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Bir de kayarken nasıl bir performans sergileyecek onu görmek istiyorum. Çekiliş detaylarını da yavaştan sizlere vereyim. Bravo. I'm taking back my life.